Fenerim Saatinden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Fenerim'in birbirinden değişik ve güzel ürünlerini sizler için tanıtacağız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Fenerim'de gezerken bir baba oğula rastlıyorum. Öncelikle merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Babana da soralım nasıl? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Ben de iyiyim, çok sağ olun. Alışveriş yaptığınızı görüyorum. Şimdi biliyorsunuz her hafta Fenerim'i taraftarlarımızla geziyoruz. Bugünkü taraftarımız sen olur musun? Bizim için ürünler seçer misin? Tamam. Tamam. O zaman başlayalım mı? Olur. Haydi o zaman. Öncelikle seni tanıyalım. Kaç yaşındasın? Nereden geldin? 9,5 yaşındayım. Evet. Evimden geldim. Evin nerede? Evimde, Şişli'de. Şişli'de. Peki o zaman şimdi biraz anlat bize bakalım. Gel biraz da dolaşalım. Bir yandan sen tişört de bak. Sen şimdi nasıl Fenerli oldun? Seni babam mı Fenerli yaptı? Biraz dinleyelim yani, mi senden? Benim hatırladığım kadarıyla babam Fenerli olduğunu, yani Fenerli olduğunu söyleyince ben de otomatikman Fenerli oldum. Evet. Yani bütün ailem Fenerli çünkü yani evet. Bütün. Babadan oğla miras bu sevda evet. Diyoruz değil mi? Evet. Süpersin. Hadi annem de Fenerbahçeli zaten. Başkası olmasının imkanı yok değil mi? Evet. Ya bir de Fikret dedem var Fenerbahçeli evet. Öyle. Oh mis ne güzel. Kaç kuşak Fenerbahçeli? Evet. Evet Kerem'cim, şimdiki durağımız neresi? İkinci olarak bize ne seçeceksin? Bunu beğendim, bunu seçtim. Bunu beğendim. Peki evet. Onu alalım mı? Denemek ister misin? Evet. Tamam. O zaman bunu da alalım. Evet Kerem'cim, üçüncü tişörtünü de seçtin. Bakabilir miyiz? Evet, mükemmel. Bu sefer de beyaz seçtin. Evet. Sen peki günlük hayatta Fenerim ürünlerini kullanıyor musun? Günlük hayatta bazen mesela evde formamı giyiyorum maç yapacağım zaman evde kendi kendime. Hı hı. Bazen bahçeye çıkınca giyiyorum. Hı hı. Yani bazen giyiyorum Fenerbahçe formamı. Süper. Peki maç izlerken forma giyiyor musun? Formayla maç izliyor musun? Maç izlerken Galatasaray, Beşiktaş gibi derbilerde giyiyorum. Oh süpersin. O zaman seninle birlikte forma seçeyim ki bakalım bu seninki hangi formayı beğendin? Tamam. Formaların yanına gidiyoruz. Forma seçeceğiz birlikte. Sen bu sene hangi formayı beğendin? Yani Fenerbahçe'yi tanıdığımdan beri sarı lacivert çubuklu formayı en çok beğeniyorum. Evet. Ama bu sezon en çok beğendiğim yani sarı lacivert şu da Alvis yazan. Üçüncü formamız. Evet. Tamam, o zaman hemen şimdi üçüncü formayı alıp denemeye gidiyoruz. Hı-hı. Tamam mı? Teşekkür ediyoruz. Bu olur sana değil mi? Evet. En sevdiğin formaya da kavuştun Kerem'cim. Evet. Bunu şimdi bizler için taraftarlarımız görsün, deneyelim mi hepsini? Olur. Evet, ilk tişörtünle şöyle bir bakalım, şöyle bir dön. Şöyle bir üzerinde görelim. Bir daha dön, arkanı da dönelim şöyle. Nasıl buldun? Anlat bakalım şimdi. Nasıl görünüyor tişört? Güzel buldum. Yani ben zaten rengarenk şeyleri çok sevdiğim için öyle sevdim bunu da yani. Süper. O zaman ilk tişörtümüz bu. Şimdi seni ikinci seçtiğin ürünü denemeye gönderiyorum. Tamam mı? Sapsarı bir Kerem'le birlikteyiz. Nasıl buldun? Çok güzel buldum yani. Çok rahat. Yani zaten renklerimiz uyumlu. Formamızın her rengi böyle güzel bir renk. Üstümüzde de logomuz olunca bayağı iyi oluyor. Üstünde Fenerbahçe logosu olan her şeyi giyebilirsin değil mi? Evet. Kesinlikle öyle. Bu da inanılmaz yakışmış sana bu arada. Evet. Küçük taraftarımız. Fenerbahçe formasıyla şöyle göstermek istiyorum. En beğendiğim forma bu oldu değil mi bu sene? Evet. Sana da çok yakışmış. Evet, inşallah uğur getirir bu forma bize. İnşallah. Yeni sezonu Fenerbahçe'yi nasıl buldun? Çok başarılı bir Fenerbahçe görüyorum yani. Evet, kesinlikle öyle. Evet. Peki, şimdi de UEFA maçları var önümüzde. Orada sen nasıl görüyorsun Fenerbahçe'yi? Orada neler yaparız? Ya bence orada iyi şeyler yapabiliriz yani. Ama tabii zorlu rakipler olacak. Evet. Ama o zorlu rakiplerini de üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Peki senin bu seneki favori futbolcun kim? En çok hangi futbolcuyu seviyorsun Fenerbahçe'de? Mesut Özil. Mesut mu? Evet. Şimdi formanın arkasında bir Mesut Özil yazdırırsın değil mi 10 numara? Evet.
Süper olur. Çok da yakıştı sana forma. Peki baban seni maçlara götürüyor mu? Yani bir kez maça gittim. Hı-hı. Ama yani maçı televizyondan izlemek de mutlu ediyor yani beni. Sonuçta Fenerbahçe maçını izliyorum. Futboldan sonra bir de basketbol üstüyle karşımızdasın. Müthiş durmuş üzerinde. Basket maçlarını peki takip ediyor musun? Takip ediyorum bazen. Basketbol oynamayı seviyorum. İleride belki Fenerbahçe'de oynamak ister misin? Oynamak isterim. Tabii ki değil mi? Herkes, evet. Her sporcunun hayali değil mi Fenerbahçe'de oynamak? Evet. Kesinlikle. Peki bu üstü nasıl buldun? Bununla basket maçına gidebilirsin değil mi? Şöyle taraftarlarımıza gösterelim. Evet. Sarı tribün maçlara giderken bunları giyebilirler değil mi? Evet. Fener'in saatinin bu haftaki taraftar konuğumuz genç arkadaşımız Kerem'di. Onunla birlikte ürün seçtik, Fener'imi turladık. Kerem'cim öncelikle teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Ben de burada olmaktan çok keyif aldım. Yani Fenerbahçe stadına az geldiğim için yine geldim. Yani mutlu oldum. Son kez buradan taraftarlara ne söylemek istersin? Onlar da takımı yani desteklesinler ve takımın yanında olsunlar. Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Takımımızın bu sene başarılı olmasını da diliyorum. Yani babamla artık şampiyonluk turuna çıkmak istiyorum. Bir taraftarımızla Fenerium turu yaptık. Şimdi diğer Fenerium'a alışveriş yapan taraftarlarımızla konuşuyoruz. Hemen göstermek istiyorum şöyle. Yeni sezon Fenerbahçe tişörtüyle burada alışveriş yapmaya gelmiş tekrardan. Öncelikle bugün neler bakıyorsunuz, neler alacaksınız? Okul eşyaları için bakmaya geldik. Bir de yeni sezon o yeni çıkan formalardan alacağız. Yani Çubuklu'dan aldık da bir tane daha yeni çıkan en son onlardan alacağız. Ya bir geziniyoruz işte. Okul kıyafetlerinden bakacağız. Hayatınızın her alanında Fenerium kullanıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Saatimden, ayakkabıma, özel tespihime kadar her şey Fenerbahçe'dir. Mükemmelsiniz. Mükemmelsiniz. Şimdi okul için galiba çocuğa alışveriş. Evet, şimdi alt katı bir de kendimizi alacağız işte. Süper. Her zaman geliyoruz zaten. Süpersiniz. Statta da yerimizi alıyoruz her zaman. Kombinemizi, her şeyimizi alıyoruz. Fenerbahçe bizim hayatımız. Merhaba. Merhaba. Basketbol alışveriş yaptığınızı görüyorum. Bugün neler bakıyorsunuz, neler alacaksınız? Bir tane daha tişört alacağım, bu formayı alacağım. Nereden gelmiştiniz? Az önce söylemiştiniz bize, izleyicilerimiz de duysun. Buraya uğramadan gitmiyorsunuz. Ben asker arkadaşım var, onun yanına geldim. Avrupa'da oturuyor ama alışveriş yapmak için, hem sırada gezmek için buraya sadece Fenerbahçe için geldik yani. Fenerium Saati'nin bu haftaki bölümünde her hafta olduğu gibi bu hafta da bir taraftarımızla Fenerium turu yaptık. Alışverişe gelen taraftarlarımızın Fenerium ürünleri hakkındaki görüşlerini aldık. Haftaya başka taraftarımızla başka Fenerium turuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.